Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuyumuzun dalgıcını, dalgıç pompasını indireceğiz inşallah arkadaşlar. Bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi jeneratörümüzü, traktör arkası jeneratörümüzü taktık. Elektrikçilerimiz de arkada geliyorlar. Traktörle indireceğiz. Makara sistemiyle traktör yardımıyla indireceğiz arkadaşlar. Zaten onu da video haline getireceğim sizlere. Evet, başlıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Niye böyle oldu? Yavaş yavaş et. Birden bırakma. Tamam mı? Tamam. Dur. Tut hele. Hem bağlı hem şu çuvalı koy. Çuval geldi abi. Kaç tane penseye düşürdün bu zamana kadar içine? Çekiş düşürdüm hele geçen adamı kuyusuna. Çekişin ağın ucunda demir, bak demir taşıyor. Konuşu buraya astırıp da çek. Plaj tahtadı. Çekiş de gitti, anahtar da gitti. Ha, geçen de çekici, böz büyük çekici Allah verir de kuyusunu çıkartabilirim adamın. Bir sor. Allah verir, bir şey olmaz zannetmiyorum çekişten ya. Gönder mi? Dur, bir dakika hele ver bunu. Şunu koyayım da yemesin şey, yemesin. Ver. Verir mi? Ver. Ver, ver, ver. Ben de bir 19 anahtar düşürdüm içine. O köydekinin. Halen aklımdan çıkmaz ya. Çok kıymetli bir anahtardı. Bir anda gidiyor abi elinde. Dur abi. Dur gel lan. Bu sistem iyiymiş ya. Traktörden iyi bu. Ya yani görüyorsun hiç yok. Yani. Değil mi? Kontrol sende. He. Başındasın. Orada dur. İleri git. Anladın mı? Çıkarken ama gene mecbur traktörden çekiyorsun. Evet, mecbur. Ağzına buna senin şu şey gibi bir tane elektrikli şey yaptıracak. Carısı kal. Şu üzüm şeyler var ya şu kamasına serdiği gibi. Makine. Carısı kal, carısı kal. He. Ver. Ver, ver, ver. Efe hiç oyun oynuyor orada. Gel lan. Bak bak. Efe. Çek çek. Takımı gençleştirmişsin ama. He? Takımı gençleştirmişsin. Ne yok eskisi ara hiç almam ben vallahi. Yok çekilmişler eskisi yalan. Ulaştıramıyor abi artık. Yok. Ya eskisi gibi de değil artık eskisi. Çok şimdi çok kuyu var. Var. Vallahi sana sakın. Tut.
kendi müşterime bakıyorum. Vallahi sen yalan gel. En iyisini ediyorsun. Zaten kendinden baş çıkabiliyorsan ben de mutlu. Benkinden çoğu canı sıkılıyor ya sonra. Akşam eve gitmiyor mu? Ben beni şey veriyorum sanki. Dur lan kalkıp ya. Aynı ben senin gibiyim valla bu aralar. Ama ben diyorum ki ben geç kalkmazsa akşama kadar yatarım. Ben gündüzki yorgunluk eğer gece geceki yorgunluk gibi gündüz istesem hiç kalkamam. Bu yetişmez abi bence. Hazır hele. Yetişmeli çek geldik. Elin gibi geldi ben de alsam git ama yaralanmaz. Ben de çalışamıyorum öyle. Allah Allah. Bırakı mı? Evet. Bak yere çekmesin. Dur, tut abi. Bak kablo da uzunmuş, ip de uzunmuş. Ver. Aa, tut. Oynanıyor abi. Benim şimdi Şahin abim de bunlar. O da dönüyor. Şimdi tuttu. Bastır bunu. Farı bırakma bastır. Bastır gidiyor. Gitsin gitsin o kadar. Lan ne gitsin oğlum gitmez. Lan kendi tutarsan sana lan. Lan kendi seni de çeker içine zannet de çeker. Buraya da ağzına babana. 3-4 kişi tutmamış olmaz. Tut kelepçe tut. Bırakın. At dizim bir kelepçe. Bravo. Kelepçe çıkaramadık değil mi şey? Neyi? Yavaş yavaş dikine doğru verin gelsin. Yavaş. Ya, benden geç abi. Çuvalı çıkarmayacak mı? Yok yok benden geçebilir hele. Çıkarcım. Benden geçer. Tamam. Çuvalı çek. Dur. Elini arada kal. Bir dakika. Düşür şuraya. He bir dakika. Düşür oraya. Bir dakika. Yavaş yavaş. Düşürek mi oraya? He elinizi sakin. Bırak. Kendi bize yaklasın. Fişi getir abi. Ver oğlum fişi şeyin içinden. Sen bir tane şeydi severim ben seyahat Duda. Neyi? Hem mandallı başlığı başında verim sevdim. İkiliye mi? Yani iki buçukluk mandallı var ya. Tamam çok güzel olur. Çok süper olur. Öyle de yani. Ya normal bir sek değil mi? Onu da bağlı olarak bir yere bakarım. Çok güzel olur o dediğin mağaram tutarım tutam. Şunları koy sandığa oğlum. Yavuz şunları sandığa koy. Şunu şu delikten çıkar hele. Değil mi? Delikten çıkar şey. Ne? Kablo. Şey. Abi o hiç oradan çıkar mı istersen? Eyvallah abi sağ olasın. Oradan çıkarmayak mı? Hiç oradan çıkarmayak. Başında fiş orucu ya ben içine sallarım geri. O zaman usta kalsın. Bunu takıyorum ben. He. Tamam. Bir dakika ben onu ben takayım. Aha şuradan çıkarırken kendi bak hele. Tamam. Allah'ım. Var abi. Sek aldı da evde var ha. Yok normal bir sekte al abi. Buna şey verecek. Demir mi? Aman şey. Bak ona bak. Kuyu muyu görmedim şimdi doğrusu orada. O kaya senkinin takımı işte başı hemen sağda. Kuyu var o da haberin olsun. Zerre o tut ağacı ben diyorum niye gitmiş bu tut ağacını buraya. He onun o kaya var onun altında gördün sen. Onun altı şey kuyu. Yok ot basmış abi görmedim bir şey. Kuyu kuyu. Büyük bir kaya var. Ha o kaya. Allah. He ona da kaya dedin acaba. Kaya kuyu da su var mı acaba? Valla herhalde kuyu da canlar canlar su vardı biz inek sulardık biz. Oralarda inek ya ben parça parça veririm. Senkinin üstü yana git yukarıda bir çiftlik var hatta. Şimdi he şeyin sarının çiftliği. Ha. Orada. Ben oralarda... Aa, şu küçük çeşme vardı oralarda. O kuyu o zaman nasıl yapıyorsun? Lapistikli zeytin yok mu? Ne? Yukarıda çiftlik var tamam. Onun dereden aşağı gel yola çıktığında. Aynı derenin dibi ya. Hatta az genkini geçtim sağa bir yol çıkar yukarıda yukarıda bir yol var. Hele dur ben o kuyuya bir bakayım muhtarım sana ya. Senden gel akşam üstten bakarız hem de bizim zeytine bakacak ya. Olur. Oradan doğru bakarız senden. Olur. Aa şu jener bu jenertirdin de ben o kuyu faaliyete geçeyim. Ben de onun için söyledim size işte geçirken. Ufak da bir dalga atarız suyuna bakarken. Vallahi suyu vardı eğer yol yapımında bozdular orayı biliyorum eğer kepmediyse. Benimkinin başında da kuyu var. Benki kepmiş. Allah Allah. Vallahi.
30 metre mi neydi, 10 metre mi? 10 metre kalmış. Olmuş. Kepmiş yani, kepitmiş. İbinalar şeyine boncuğunu kırmışlar. Bir demir için. Biliyor musun? Şu çiviklerki dağı ama şey. Sizin oğlan adı neydi? Yavuz. Ben yavuzum böyle akarım şimdi. Ya tavuk getirmen lazım. Ya şey etmen lazım. He? Hiç hak ediyor. He? Bir kan akıtmamız lazım babana. Çalıştır. Açsın mı? Aç oğlum. Yavaş yavaş indir. Evet arkadaşlar. Yüreğim gürp zor. Bakalım dalgıcı indirdik. Suyu da çalıştıracağız. Artık aklımıza hayırlısı. Ya bismillah ya Allah. Geliyor. Başta mı şeyi hızı? 47. Çek hele. 47. Aç gaz ver oğlum. Çok acil. Tamam ben iyi. Yok 50, 50'yi geçici. Niye? Ver. Evet, sonuç bu arkadaşlar. Bakalım ne kadar akacak inşallah. Şöyle bizi utandırmaz. Şöyle şuradan bir de kapak resmi alayım. Hemen şöyle kısaca söyleyeyim, 12.5 beygir dalgıcımız var arkadaşlar. Suyumuz 2.5'luk bordan çıkıyor. Jeneratörümüz 40 hava. Traktör 80 beygir. Bakalım artık bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım su ne kadar dayanacak. Tadını da bilmiyoruz suyun. Hafif gaz daha verelim oğlum. Tamam. Az hafif daha, çok az. Tamam. Kaç fazla çalışıyor? 1056. 1000 devir. 1001. 11 diyelim ona. Evet bak şu anda rahatladı. Olması gereken bu. Evet, ikinci günden tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoyu iki kısım olarak düşünebilirsiniz. Birinci kısım, bu da bu dakikadan önceki izlediğiniz kısım. Yani bizim de işin doğrusu mutlu olduğumuz kısım. Bir de bu dakikadan sonrası bizim endişeli, üzgün olduğumuz bir bölüm arkadaşlar. Dediğim gibi iki kısım olarak düşünebilirsiniz. Bir tanesi bundan önceki, bir tanesi de bu konuşmamızdan sonraki. Şimdi neler yaşadık? Dün izlediğiniz videodan sonra biz neler yaşadık? Onları kısaca bir anlatıp tekrar videomuzun kalanına devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizim kuyumuz toplamda 181 metre. Suyumuzun çıktığı derinlik arkadaşlar 165 metre. İşte biz o zaman 15 metre de fazladan kazdık. Kuyumuzu bıraktık. Kuyumuzun ağzında
18 metre kadar bir boşluk vardı. Ona da güvenerek dalgıcımızı ilk etapta, ilk izlediğiniz kısımda dalgıcımızı 100 metre indirdik. Zaten kapak resminde de o borunun kısa halini ve su akan halini göreceksiniz. 5 dakika suyu çalıştırdık arkadaşlar. Her şey güzel gidiyordu. Sonra bir anda suyumuz kesildi 5 dakikadan sonra. Sonra biz dedik hani su belki alttan gidiyor. Çünkü şunu da belirteyim arkadaşlar. Biz bu suyu ilk bulduğumuzda denettik. Burada bize 5'lik suyumuzun olduğunu söylediler. Onun da zaten videosu kanalımızda var. Bu videonun sonunda onu da yerleştireceğim. Oradan merak eden arkadaşlarımız da suyumuzun o zamanki bulduğumuz durumuna bakabilirler. 5'lik suyumuza güvenerek tabii biz bu masrafı ettik. Bu işe kalkıştık. Sonra dediğim gibi dedik ki hani su belki alttan akıp gidiyor. Boruyu tabana indirelim iyice diye. 100 metre tekrardan boru aldık. İşte 100 metre kablo aldık. İşte 100 metre yine halatını aldık. Getirdik, tekrar indirmeye başladık. Nitekim arkadaşlar kuyumuz 180 metre inmesi gerekirken inmedi. Yani 150'lerde falan kaldı. Onu da şu anda ölçeceğiz zaten şu borumuzun geri kalanını. Ne kadarısının dışarıda kaldığını. Bakın borunun ucu orada. Böyle geliyor. Şu anda bu 200 metrenin fazlası arkadaşlar. Şimdi bu boruyu ölçünce ne kadar dalgıcımızın indiğini öğrenmiş olacağız. Yani işin aslı şu arkadaşlar. Dalda kuyumuzda, yani benim tahminim bu. Depremde çökme oluşmuş. Yani tahminim 150 ya da 140 metrelerde, 150-140 arasında kuyumuzda bir çökme meydana gelmiş ki dalgıcı da iyice sona vurduk arkadaşlar. Emin olduk yani daha aşağı inmeyeceğinden. Şimdi bu borumuzu dediğim gibi ölçeceğiz. Suyumuzun seviyesine göre kıyaslayacağız. Ondan sonra tekrar önümüze bakacağız. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onları da sizlere söylemiş olalım. Şimdi diyebilirsiniz. Yani böyle bir su buldun. Dernekte bir kuyu açtın. Neden gömlek indirmedin diyebilirsiniz. O zaman ben ısrarla arkadaşlar sondajı çıkaran arkadaşa söyledim. Dedi ki bana, yani bu bölge mermer bölgesi arkadaşlar. Madeni mermer. Dedi ki bana kuyu sonuna kadar mermer gitti. Gömlek indirmene gerek yok dedi. Ki zaten 180 metreye vurmamız 8 gün falan sürdü arkadaşlar o zaman. Kuyuyu açmamız. Dediğim gibi gömlek indirmene gerek yok dedi. Sadece ağzına bir 4 metre indirirse yeterli dedi. Ki biz de öyle yaptık. Ki burada hata bende arkadaşlar, işin doğrusu. Ben burada hatamı kabul ediyorum. Ne olursa olsun gömleği indirmem gerekiyordu. Ha bu şu andaki benim kendi düşüncem. Belki yani depremden kaynaklı bir sıkıntı olduysa eğer gömleği de yine kıracaktı. O da ekstra bize bir maliyet yük olarak binecekti. Tabii bunların hepsi muamma. Bunların hepsi şu anda bizim için düşünceler, fikirler. Şimdi şu ipi bir getir babacığım. Şu borumuzu ölçeceğiz arkadaşlar. Borumuzu ölçeceğiz. Ondan sonra suyumuzu tekrar açacağız. Bir daha deneme yapacağız sizlerle. Bir daha siz de görün. Bu ip 3 metre arkadaşlar. Tut babacığım boğazdan. Şeyden tut. Ta şehirden, yerden tut babacığım. Yerden verdi betondan. Tuttun mu? Dur. Gel. Bu bir. Tut şuradan. Bir. Şeye şunu birleştir oğlum. Bir. Gel. İki. Gel. Üç. Sen getir yavrum, tarafından getir. Üç. Tut. Dört. 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 Gel. Beş. Beş. Şu otan tutar. Beş. Tut. Altı. Altı. Yedi, gel. Yedi. Dışarıda 35 metre var. Yani bu ne demek oluyor? 145 metrede kalmış buyu. Şu anda dağımız 145 metrede. Suyumuz kaçta? 165 metrede. 20 metreyi falan çekiyoruz. Tut bir daha içeri girelim. Tut bir daha gidelim. Arkadan at. Gel.
2, gel. 3. 3. 4. 4. 5, gel. 5. 6. Bırak ayı kurum. 6. Tam tut yavuz. Ucunu şey yapma. 6. 7, gel. 7. 8 8 8 9 gel 9 elini tut. Burnuna kasana. At at ayıca. Çek abi, çek. Çek abi. 10 10 tamam ya. Evet, borumuz şu anda 160 metrede falan arkadaşlar. Dışarıdaki borumuz da 40 metre civarında. Bir daha ölçtüm. 40 metre civarında dışarıda borumuz var. Kuyumuz 180 metre. Dalgıcımız şu anda 160 metrede işlev yapıyor. Yani daha bizim bir 5 metre inmemiz gerekiyordu ki tam suyun çıktığı noktaya ulaşabilelim. Ha şimdi bana sontajcı 165'te çıktı dedi ki arkadaşlar bu kılı kılına bir hesaplama değil. Yani 170'te de çıkmış olabilir. 160'ta da çıkmış olabilir. Ama biz yine şu anda bir daha deneme yapacağız. Ondan sonra da suyun yine akış dakikasına göre bir plan, program yapacağız. Bin babacığım şu suyu hemen bir açalım arkadaşlar. Bin oğlum çalıştı traktörü. Ver yavaş yavaş babası. Ya Allah ya Allah. Evet şu anda suyumuz çıktı arkadaşlar oradan. Suyumuza bakalım. Gerçi dakikaya bakmadık. Neyse. 13 desek. Bir dakikada su açılalı oldu. 12'de açmışız suyu. Evet su bu şekilde arkadaşlar. Yani şu su kesmiyor olsa inanın bir köye yeter. Ama işte nitekim bakalım ne zaman kesecek. Şimdi kaydı durduralım. Bitmeye yakın yine kayda gireriz arkadaşlar. Son durumunda size bir gösterir. Videoyu öyle kapatırız. Evet 15 dakika oldu. Su yavaş yavaş debisini kaybetmeye başladı arkadaşlar, basıncını. Yavaş yavaş eksilmeye başlıyor. Bir 5 dakikada böyle artık yavaş yavaş azala iyice borunun hemen önüne atmaya başlayacak suyu. Yani tahminim işte 20 dakika çalışacak. O da tam kapasite değil. Yani ilk gördüğünüz açılım debisinin yarı kapasitesini düşünün. Yani totale vurup böldüğümüzde ancak o seviyeler çıkar. Evet şöyle bir de yine sonuna doğru bir kayda girelim arkadaşlar. Evet tam 20 dakikanın sonunda ulaştığımız seviye bu arkadaşlar. Şunu gidip kapatayım artık akmasın. Yani bunu tekrar bir sondaj makinesi getirip temizleyeceğiz arkadaşlar. Yine 180 metre seviyemizi bulacağız. Yani iyice burada olumlu ya da olumsuz tereddütlerimizi, şüphelerimizi ortadan kaldıracağız. Varsa var, yoksa yok. Yoksa farklı arayışlara gireceğiz arkadaşlar. Yine vazgeçmeyeceğiz. Şunu kapatalım. Söndür oğlum traktörü. Evet. Durum bu arkadaşlar. Yani sağlıklı bir şekilde 10 dakika su veriyor kuyumuz. Yani 10 dakikada da toplasanız 5 ton falan su verir ancak.
Şu anda saatte vereceği su 5 ton civarıdır. Ya eksik fazla şu anda hemen tahmini söylüyorum. Bakacağız dediğim gibi. Yine bir sondaj çalışmamız olacak. 180 metreye kadar tekrar bir temizlik yapacağız. Ben altta tam suyun gittiği bölgede çökme olduğunu düşünüyorum. Yani depremden kaynaklı da olabilir. Farklı sebeplerden de olabilir. Ama şu andaki düşüncem o yönde. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Olmayabilir. Can sağlığı olsun. Bu olmaz. Farklı arazimiz bayağı geniş. İçerisinde sondaj çalıştırabileceğimiz çok çok alanımız var. Bakacağız. Önce bundan ya suyumuzu alacağız ya da ümidimizi kesip farklı noktalara odaklanacağız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Farklı bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.